Merhabalar kıymetli seyircilerimiz. İBM kanalımızın sunduğu Manevi Dinamikler programına hoş geldiniz. Osman Karyağdı hocamızla yaptığımız İhlas Risalesi sohbetine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, sözü uzatmadan direkt Osman hocamıza bağlanıyoruz. Osman hocam merhaba, nasılsınız? İyisiniz inşallah abi. Elhamdülillah, çok şükür. Şükredecek hususlarımız var inşallah. Sabredecek şeyler de her zaman oluyor. Biz şükredelim. İnşallah nimetler artsın. Amin. İnşallah abi. Evet abim, Allah razı olsun sizlerle beraber 6 ders yaptık İhlas Risalesi üzerine. Allah'a şükür sizlerle böyle detaylı, müzakereli, mütalalı bir ders oluyor abi. İsterseniz ben sözü uzatmadan direkt size vereyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun abi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, İhlas Risalesini okuyoruz. İhlas Risalesi deyince de 20. Lema da İhlas Risalesi. Fakat biz 20. Lema değil, 21. Lema İhlas Risalesini değerlendirmeye, oradan kendimize dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bir risale bir ders olarak, bir yol haritası olarak muhataplarına sunulmuş. Muhataplar da aldıkları ölçüde o yol haritasından yolunu bulurlar. Harita elinizde olur ama bazen haritaya bakmazsınız, yolda kaybolursunuz. Bazen de haritayı yanlış okuyabilirsiniz. Harita biraz teknik bir mesele olabilir. Ama neticede herkesin anladığı bir şey var. Herkes haritaya bakınca bir şey anlıyor. Biz de kendimize göre oradan, tabii kendimize göre derken, haritanın sahibini dikkate alarak, haritanın vermeyi istediği mesajı dikkate alarak bir yol çıkarmaya çalışıyorduk. İhlas Risalesi'nin diğer risaleler içerisinde hususi bir yeri olduğu üzerine hep duruyoruz, durmamız da gerekiyor. Çünkü müellifi Bediüzzaman merhum sadece bu risale için 15 günde bir okunmalı, la akal en azından kaydı düşmüş. Bu kayıt önemli çünkü bu kaydı koyarken Üstad Bediüzzaman siz anlayamazsınız. 15 defa okursanız, sık sık okursanız anlarsınız mahiyetine değil. Çünkü mesela iyi anlayanlar da okumaya devam etmeliler manası var burada. Mesela burada anlamak, öğrenmekten daha ziyade her an insanın yolda yürürken ihtiyaç duyacağı şeylerin yeniden karşısına çıkması demektir. Tekrar tekrar insan ihtiyaç duyduğu şeyleri alır. Mesela gıdalar alır. Sabah kahvaltı yaparız. Öğlen, akşam durumuna göre herkes yemeğini yer. Ertesi gün tekrar başlar bu. Bu tür bir ihtiyaç olduğundan dolayı sık sık hatırlanmalı. Derinlemesine bakılmalı. Tekrar ettikten sonra mesela birkaç sene okuduktan sonra 15 gün veya daha farklı zamanlarda farklı şekillerde okunarak nasıl mesela bu risale hangi ayetlerden besleniyor? Üstadım buraya aldığı ayetler var. Bu ayetler alınmayan ayetler. Bu muhteva nerelerde var Kur'an'da? Sünnette nerelerde var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikatleri, bu meseleyi nasıl sunuyor? Sonra geçmişten günümüze ulema bunu nasıl değerlendiriyor? İmam Gazali nasıl bakmış? İmam Rabbani nasıl bakmış? Diğer ulema nasıl bakmış? Biz neler yapabiliriz? Farklı şekillerde okumayla bu sık sık okunmalı. İnsan hani buzdolabına falan asar ya bazı insanlar yapacağı şeyleri sık sık görebilmek için. O tür bir şekilde bu risaleye bakmalı diye düşünüyorum ben şahsen. Ve biz okurken bu risalenin girişini okuduk. İnşallah bugün birinci düstura kadar geleceğimizi ümit ediyorum. Neler okumuştuk? Önce Üstad ihlasın çok değerli, çok önemli olduğunu, ne işe yaradığını, özelliklerini söylemişti. Daha sonra bu tür özellikler olan ihlası hepimizin kazanması gerekir duygusunu ortaya koymuştu. Ve bunun yanında bunu dedikten sonra böyle bir ihlas, böyle bir ihlasla hizmetin önünde pek çok engeller olacaktır. Bu engelleri geçmemiz de elzemdir, şarttır. Ve biz bu hizmeti, baştan söylediğim şeyleri hatırlayalım şimdi, hepsini hatırlayamasak bile, bu risale ferdi ihlastan ziyade hizmette ihlası, ihlasla hizmeti önceleyen bir risale demiştik. Hizmette ihlas, ihlasla hizmet konusunda bu duyguları hareket almazsak, bu duyguları hareket etmezsek neticede belli yerlere yanlış yaparız diyordu Üstad. Doğru yapmak için, doğru gitmek için ne gerekir? Bu düsturları, bu hakikatleri hayatta taşımak, yaşamak gerekir. Ve eğer biz bu düsturlarla, bu duyguyla hareket etmezsek beraber iş yaptığımız, beraber yürüdüğümüz arkadaşın hakkına girmiş oluruz diyordu. Ve hakkına girme üzerinde geçen hafta durmuştuk. O da ne oluyordu? Bize düşen şeyi biz yapmazsak, eğer yapılan iş büyük hizmet yürüyorsa, bize düşen işi bir başkası yapmış demektir. Eğer yürümüyorsa zaten hepten herkesin hakkına girer ama iş yürüyorsa benim yapmam gereken şeyi başka birisi yapıyor da ondan yürüyor demektir.
Dolayısıyla ben kendi işimi arkadaşıma veya kardeşime, hizmetteki arkadaşıma bırakmışım demektir. O yapıyor demektir. Dolayısıyla ben onun hakkına girmiş oluyorum bu şekilde. Hakkına giriyorsam eğer büyük bir yanlış yapıyorum demektir. Bu yanlışı yapmayız, yapmamamız gerekir diye bunu ifade etmemiz gerekiyor. Ve buradan hareketle son kısma gelelim. Evet, kardeşlerimin hukukuna tecavüz etmeyeceksek etmememiz gerekiyor. Kendi işimizi yaparsak ve başkasını iş bırakmazsak burada başkası hukukuna girmiş olmayız hizmette diyor üstad. Ve bu hakikati ortaya koyduktan sonra üstad girişi, düsturlar girmeden önce bir paragrafı daha var orada. O paragrafta üstad esasen tekrar bize, ben size bir ders veriyorum, size bir hakikat anlatıyorum, size bir hutbe okuyorum ve esasları bildiriyorum gibi değerlendirilecek bir hitabı var. Ey kardeşlerim diyor. Ey kardeşlerim deyince ben bu risale okurken hemen aklıma hutbeler geliyor. Hutbelerde hatip başlar, muhterem Müslümanlar da ey kardeşlerim der. Bunun için yapar. Baştan bir defa yapması normal ama ara sıra da yapar bunu. Çünkü dikkat dağılmıştır, ilgi başka yere gitmiştir. Bazıları farklı bir aleme dalmış olabilir hutbe esnasında konuya göre. O zaman ne der hatip? Ey kardeşlerim. Ey kardeşim ne? Hemen ilgi oraya yönelir. Bundan sonra anlatacağım şeye dikkat edin manasına gelir. Üstad buraya kadar anlattı. Baştan ey kardeşlerim, hizmeti Kur'an'da arkadaşlarım dedikten sonra bir kere daha ey kardeşlerim diyor. Ve bizim ilgimizi Risale'yi anlattığı şeylere çekiyor. Ey kardeşlerim. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok muzır manileri olur. Büyük ve mühim bir umur hayriyenin çok muzır manileri olur. Bu bir hakikati ifade eden cümle. Bu hakikatin yanında aynı zamanda bu ifade bir hadisten alınmış bir söz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şerifte her hayrın önünde bir engel, bir mani vardır. Her hayrın önünde bir engel, bir mani vardır. Hatta bir başka hadisi hatırlayacak olursak o hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şeytan insanoğlunun yapacağı her hayır teşebbüsünde onun yoluna çıkar, yoluna oturur ve ona değişik ayak oyunlarıyla engel olmaya çalışır. Ve Efendimiz örnekleri de verir. Der ki mesela bir insan Müslüman olmak istediğinde şeytan karşısına çıkar ve der ki sen şimdi Müslüman mı oluyorsun? Müslüman olduğun zaman başına neler gelecek biliyor musun? İşte Müslüman olduğun zaman hangi zorluklarla karşılaşacaksın? İçki içmeyeceksin, içki yok, şu yok, şu yok. Haramları zor gelen kısımları öne çıkar. İnsan nefsine zor gelen şeyler var dinde. Onları ön plana çıkartır. Şunları terk edeceksin. Sonra bunun yanında her gün 5 defa namaz kılacaksın. Sabah erkenden kalkıp namaz kılacaksın. Farkında mısın? Teravih var, şu var, bu var. İşte nafiler var deyip insanı engellemeye çalışır. İnsan diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür şeytani vesveseler, şeytani fısıltılara karşı gelir ve Müslüman olursa. Bir örnek İslam, ikinci örnek hicret. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan hicret etmek istediğinde şeytan karşısına çıkar. İnsani görüntüyle veya şeytani görüntüye, fısıltı şeklinde veyahut da bir arkadaşın suretine girerek veya birisinin suretine girerek çıkar ve der ki sen şimdi hicret memleketini bırakıyor musun? Baba toprağını mı terk ediyorsun? Burayı bırakıp gidiyorsun. Karşısına neler çıkacağını biliyor musun? İnsan gittiği yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benzetmesiyle gittiği yerde garip olur. Mesela bir adresi vardır gibi bir yere gider, oradan dışarıya çok fazla çıkamaz. Çıkarsa da hep geri dönme mesafesini koruyarak çıkar. Geri dönersem nasıl dönerim, kaybolurum gibi şeylerle. Tabii bunlar detayı da bazı şeyler değişse bile neticede insan gittiği her yerde garip olur, yabancı olur, tanışma sıkıntısı çeker ve baba ocağı gibi olmaz. Gittiği yer kendisinde olmaz, arazi kendisinde olmaz. Bir sürü sıkıntı, hele hele günümüzde pasaporttur, resmi işlerdir falandır filandır gibi şeyler. Bir de böyle ırkçılık gibi yabancıya karşı, dışarıdan gelenlere karşı kötü bakma gibi şeyler varsa, farklı şeyler varsa daha da bu korkunç olur. Ya burada her şey rahat. Bazı sıkıntılar olabilir tabii ama burada rahat. Baba ocağı, kendi toprağın, ölürsen de mezarın nerede olduğu belli olacak. Burada git ne olacak ki falan deyip hicretin engel olmaya çalışır. Hicret. Hicret derken de çok farklı boyutlarıyla hicret diyelim. Bir ilahi kelimatullah için hicret olabilir veyahut da memleketine yaşadığı dini sıkıntılardan dolayı hicret olur. Vatanına ayrılma, ana yurduna ayrılma gibi bir durumla karşı karşıya kalınca şeytan der ki boş ver ya. Bir defa ya burada yaşa, burada öl. Cesedin burada kalsın en azından. Baba toprağında kalsın. Bir sürü şey söyler. Artık herkesin şeytanı şeytanca sözler. Söyleyenin şeytan olması şart değil. Bir dost, bir mümin söyleyebilir bunu yerine göre. O şekilde engellemeye çalışır. Buyuruyor ki Efendimiz söylesem insan bu tarz gelen şeytani ifadeleri, şeytani düşünceleri aşar ve hicret ederse Allah'ın bu insanı cennete koyması peyaktır. Allah bu insanı cennete koyar.
Evet, gerçekten büyük işler yapmak isteyen, hayırlı işler yapmak isteyen şeytanla mücadele eder. Çünkü şeytan ta Hazreti Adem, en büyük atamız Hazreti Adem'den beri insana düşmandır. Çünkü şeytan insan yüzünden, insanın önünde secde etme emrinden dolayı yoldan çıkmıştır. Şeytan iyi bir varlıktı. Fakat insana karşı rekabete girip bir kibrine yenildiğinden dolayı kaybetti ve insanı bir düşman belledi. O günden beri de insan, Hazreti Adem'in şahsında insan ve ondan sonra evlatlarını yoldan çıkararak Allah'ın irade ettiği şekilde olmamalarını sağlayarak kendince böyle bir mücadeleye girdi ve bunu yapıyor. Şeytan gerçekten de Hazreti Adem'den beri dedik günümüze kadar bundan sonra da olacak. Çünkü kıyamete kadar mühleti var. İnsanların önüne gelecek, iyi şeyler yapmaları engel olacak, olmaya çalışacak ama mutlaka etkisi yok, mutlak etkisi yok, çalışacak. İyi şeyler engel olmaya çalışacak, kötü şeyleri yaptırmaya, nefsini hoşlandırmaya, nefsini gıcıklamaya, harekete geçirmeye çalışacak, bunu yapacak. O zaman diyor ki Üstad, büyük ve büyük hayırlı işlerin muzır maniler olur. Muzır derken şeytan, zaten açıkça ifadesi de var, şeytanlar o hizmet hadimleriyle çok uğraşır. Ve bu ifadeyi biz alıp 1930'lu yıllara, 40'lı yıllara Üstad'ın hayatına götürdüğümüzde şunu çok net göreceğiz. Bir, insi şeytanlar açık bir şekilde Üstad ve Üstad'ın talebeleriyle, Risale-i Nur'la ilgilenen herkeste bütün camialara, bütün dini menşeli gruplara yapılmış ama Üstad'a biraz daha istikbal vaat ettiği için biraz daha fazla uğraşılmış, biraz daha fazla üzerine gidilmiş ve bir sürü şey yapılmış. Propaganda, telkin, hapse atma, korkutma, bir sürü şey yapılmış. Gerçekten de çok ciddi uğraşmışlar ve bazı insanları bazı zamanlar itibariyle nur hizmetinden uzak tutmuşlar. Mesela nefsani yönden insanlar Risale-i Nur'u bırakmışlar. Bir nefsani diyorum, aslında nefsani değil, rahmani olabilir ama nefsani görünüyor neticede. Bir tarikata intisap etmişler, bir şeye gitmişler Risale'yi bırakıp. Ve bu tür şeyleri Üstad almış, değerlendirmiş. İnsi şeytanlar, cinni şeytanlar sizinle çok uğraşır, uğraşacaklar. Bunlara karşı elinizde size bir yol haritası verildi. Bu haritaya bakın, yolda kaybolmayın diyor. Ve sonra cümleyi şöyle tamamlıyor. Bu manilere, yani umur-u hayriyenin manilerine ve şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlas kuvvetine dayanmak gerektir. Bu cümleyi açtığımızda, bu risale perspektifini açtığımızda şunu göreceğiz. Birincisi, şunu demiştik. İhlas risalesi baştan hizmet etmek isteyen her ferdin tek tek ihlaslı olmasını kabul ederek başlıyor. Yani zaten hizmet duygusu varsa ihlasla hizmet duygusu vardır. Yoksa iş yapma, ücret alma karşısında iş yapma değildir. Bir okul yürütme değildir sadece. Veyahut da bir binanın müdürlüğünü yapmak değildir. Hizmet dediğimiz daha genel bir çerçevedir ve Allah için yapılır. Ve neticesi Allah içindir. Allah verir neticesini ve semerat-ı uhreviyedir. Ahirette karşımıza çıkacak bir şeydir. O zaman nedir? Birincisi ihlasla bu işin yapılması gerekiyor. Birincisi bu ana çerçeve olarak. İkincisi de Üstad'ın 21. dönemde anlattığı ihlas prensiplerine uygun bir şekilde yapmak gerekiyor. Nedir o? İşte birbirinin, hep bunu söylemeye çalışıyorum, boşluklarını yetmediği yeri tamamlama, yardımcı olma, uyumlu şekilde hareket etme, yeni yeni güzel fikirler ortaya koyma, bu fikirleri harekete geçirme, canlandırma, hayat taşıma gibi temel esaslar dikkate alınarak davranılırsa ancak şeytanlara karşı ve bu tür manilere karşı insan ayakta kalabilir, hizmetini devam ettirebilir. Bu dikkate alınmazsa, buna göre hareket edilmezse neticede ortaya bir şeyler olur ama karışık, neticesi olmayan veyahut da geçici şeyler olabilir. O zaman nedir? Esas mesele şudur. Allah için hizmet eden insanlar hizmette samimi, candan, gönülden bir şekilde hareket ettikleri gibi şekil itibariyle de birbiriyle uyumlu, birbirine yardım eden, destekleyen, birbirine omuz veren, birbirinin boşluklarını dolduran, birbirine ekstra değerler katan insanlar olarak hareket etmeli. Uyumlu, ahenkli hareket etmeli ki bu tür şeytanlara ve bu tür manilere karşı durabilsinler. Üstad daha sonra diyor ki, ihlas kıracak sebeplerden, esbaptan, yılandan, akrepten çekindiniz gibi çekindiniz. Bu ifade, ey kardeşlerim, buradaki ifadeyi ben bir daha hatırlatacağım. Bu risale Üstad Bediüzzaman her yerde anlattığı genel üslubuna göre değil, doğrudan amirane, didaktikane ders verecek şekilde yukarıdan konuştuğu bir risale olduğu görülüyor. Çünkü Üstad başkasına yapın edin demez. Daha ziyade kendisi yapar, benimle beraber isteyen dinlesin der. Kendi nefsine söyler, genel üslubu budur çoğunlukla. Fakat burada bu risalede yapın edin kardeşlerim doğrudan hitap edip kendisini, zaten kendisi işin içerisinde, içinde olmazsa olmaz. Fakat hep doğrudan muhataba ifadeleri vardır.
İhlas kıracak sebeplerden, ihlas kıracak şeylerden kaçının diyor. Ama nasıl kaçının? Yılandan, akrepten kaçındığınız gibi, çekindiğiniz gibi çekin. Burada bir başka noktaya daha dikkat çekmek istiyorum birkaç dakika inşallah. O da şudur. Üstad Purisa'da yoğun bir şekilde sıfatlar kullanmıştır. Mesela bir kelime veriyor ama o kelimeyi düz vermiyor. Sıfatlarla anlatarak, özelliklerini koyarak veriyor. Nedir mesela? Buradaki cümle üzerine söyleyeyim. Çekinin ama nasıl çekinin? Yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekinin. Mesela hayırlı hizmetlerin maniler olur. Maniler nasıl maniler? Muzır maniler olur. Sonra benzeri şeyler. Yeri gelince bunlar üzerine tekrar dururuz. Mesela yukarıda geçti. Hisler dedi ama süfli hisler dedi. Sonra cüzi menfaatler dedi. Bu tür sıfatlarla gerçekten sadece üstadın kullandığı kelimelerin yanına eklediği sıfatlar, açıklamaları bir araya bakıp bir araya görüp değerlendirdiğimizde gerçekten zengin bir edebi arka planı olduğunu da görüyoruz. Bunu görürüz. Okuyanlar görürler. Üstad dedi ki ihlas kıracak sebeplerden, şeylerden, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekiniz. Yani mesela niye burada aslandan, kaplandan veyahut da hani ülkenizde hangi şey varsa, mesela kuzeydeyseniz ayılardan çekiniz, çekiniz demedi. Niye yılan ve akrepten çekiniz dedi. Buna baktığımızda şunu görürüz. Bu bir subjektif denebilir ama bu ifadelerin de özel bir manası olduğunu düşünüyorum. Yılandan, akrepten çekin. Yılandan ve akrepten bir insan nasıl çekinir? Mesela bugünkü modern şehir hayatında insanlar genelde yılanı akrebi çok görmez ama yılanı hayvanat bahçesinde görür. Dolayısıyla çekinmez. Dolayısıyla bunu görmemiz gerekiyor. Nedir görmemiz gereken şey? Bir köyde yaşıyorsun veya yılan akrebin olduğu bir yerde yaşıyorsun. Öyle farz edelim. Nasıl çekinirsiniz? Mesela diyelim az önce söylediğimiz bir uzaktan bir ayı geliyor. Kaçarsın, ağaca çıkarsın, bir şey yaparsınız. Ama yılan nereden, ne zaman, nasıl çıkacağını bilemediğiniz bir varlık. Bir anda çıkar, sokar gider. Akrep ondan daha sinsi. Buradaki ihlas kıracak sebepler çok sinsidir. Güzel görünür. Bir anda gelir, hatta bazen bizi kandırır, sureti haktan görünür. Bir anda gelir, sokar gider. Dostane başlar, güzel başlar fakat neticesi güzel olmaz. Dolayısıyla üstad diyor ki ihlas kıracak sebepler çok hassastır, çok sinsidir. Birbirinizle ihlasla hareket etmeniz lazım. Birbirinizle uyumlu olmanız lazım. Birbirinin kusurlarını, şahsi kusurlarını çok görmemeniz lazım. Gibi düsturlar, tenkit hususuna çok dikkat etmeniz lazım. Bir fabrikanın çakları gibi olmalısınız. Bunları yıkacak şeyler çok sinsidir. Gelir, yıkar, gidersiz. Aa ne oldu dersiniz, farkına varamazsınız. Dolayısıyla diyor ki yılanın akrepten nasıl çekinirseniz, yılanın akrebin olduğu yerde, bolca olduğu yerde bu ihlası kıracak şeylerden de buna göre, bunun gibi, bu şekilde çekin. Yani bir yılandan çekindiğiniz gibi çekinin, çekinme değil ama çekinirken de hangi yönüyle, neye dikkat edeceğiz, nasıl olduğunu bir vasf veriyor, burada bir özellik veriyor. Sinsi bir durum oluyor, fark edilemeyen bir durum oluyor. Bir anda insan kendini başka yerde bulabiliyor. Dolayısıyla böyle bir dikkatiniz olsun diyor. Bunu dedikten sonra diyor ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam innen nefselle emmâtun bis sü'i illâ mâ rahime rabbi demesiyle nefse mare itimat edilmez. Nefse mare itimat edilmez. Bu ifade Yusuf suresinde bir cümle, bir ayetin içinden bir parça, ayetin tamamı değil. Hazreti Yusuf bu cümleyi Hazreti Yusuf kuruyor. Bazı tefsirler bu cümleyi Hazreti Yusuf değil de Zeliha'nın veya Züleyha'nın veya emirin karısının kurduğunu söylüyorlar. Çok çok mesele değil ama bu bir hakikat ifade ediyor. Nedir hakikat? İnsan nefsi, yani nefis zaten nefistir. Normalde nefis, nefsi emmare manasına gelir. Nefsin pek çok kademesi vardır. Doğrudan biz nefis dediğimizde nefs-i emmareyi kastederiz. Veya metinlerde nefis karşımıza çıktığımızda nefs-i emmare denilir. Yani bu nefs-i emmare demeye gerek yok. Emmaresini kaldırıcı cümlede fakat neticede bahsettiğim şey nefs-i emmare. Nefs-i emmareye karşı dikkatli olun. Nefs-i emmare, insan nefsi hep kötüye yönlendirir. Kötüyü telkin eder. Kötüye meyyaldir. Kötüyü ister. Ve şehvet bu anlamda insanda vardır. İnsan şehvetini harama yönlendirmeden, ölçülü, her şeyin bir ölçüsü var. Ölçüye göre hareket ederse ancak onu kontrol altına alır. Dolayısıyla nefis insanı hep kötüye yönlendirir. Kötüyü teşvik eder, kötüyü telkin eder, kötüyü isteklendirir insanı. Dolayısıyla böyle bir nefis, böyle bir durum var. Ve olayı hatırlayalım Hazreti Yusuf üzerinden. Hazreti Yusuf ben diyor yanlış bir şey yapmadım ama diyor. Hazreti Yusuf cümleyi Hazreti Yusuf kuracak olursa, onun üzerine diyecek olursak ben yanlış bir şey yapmadım ama ben
dikkat ettim, kendimi korumaya çalıştım, Allah'ı hatırladım, hakikatleri hatırladım. O yüzden yanlış yapmadım. Eğer ben de bunu hatırlamasam, kendimi bıraksam, salsaydım kendimi, böyle bir hadi Hazreti Yusuf, Zeliha veya olayını hatırlasın değerli seyircilerimiz. Böyle bir olayı karşısında kendimi koruyamayabilirdim. Eğer kendimi bıraksaydım, salsaydım, nefsime karşı mücadeleyi o anda bıraksaydım, mücadele devam bisiklet sürmek gibidir. O bir an durursanız sallanır, belli bir süre sonra devrilir. Dolayısıyla ben mücadeleyi bıraksaydım, Zeliha gibi güzel karşısında, hele hele kendini bana açmış, kendini teklif eden, doğrudan kendini, ben bir uğraşmama da gerek yok, böyle bir şey karşısında kaybedebilirdim. Nefsim bana böyle bir şey emrederdi, yönlendirirdi ama ben böyle bir şeye girmedim. Çünkü ben Rabbimi, gerçekten hakikati anlattım, anladım, hatırladım. Böyle bir mücadeleyi ben kazandım, kazanabildim çok şükür. Zeliha derse eğer bu cümleyi, ki onun demesi de bazı tefsirlere göre mümkün. Zeliha da daha sonra hakikatleri görmüştür ve daha sonra ben o zaman nefsime hakim olamıyordum. Nefsim beni hep böyle kötüye yönlendiriyordu. Ben o zaman nefsimin etkisi altında böyle bir talepte, böyle bir şeyde bulunmuştum diyor. Ama neticede mutlak olarak şunu söyleyeceğiz. Nefs emmare, genel olarak, jenerik olarak nefs emmare insana hep kötülüğü terk eder, kötüye yönlendirir. İlla me rahim Rabbi, Rabbimin rahmeti haricinde diyor Hazreti Yusuf ve diyeceksek. Rabbin rahmeti haricinde. Rabbin rahmeti de insanın gayretine bağlıdır. İnsanın kendini korumasına, dikkat etmesine, Rabbinin rahmetine sığınmasına bağlıdır. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim demesine bağlıdır. Rahmete iltica edene bağlıdır. Rabbin rahmetinin koruması. Dolayısıyla Rabbin rahmeti dışında, benim gayretim Rabbin rahmetinin dışında nefis gerçekten kötü şeyleri telkin eder. İyi şeyler yapmaya mani olur. İyi şeylerin yapmasına engel olur. Dolayısıyla ne diyor? Nefse mare sizi aldatmasın diyor üstad talebelerine ve okuyan herkese, müminlere, herkese diyor ki nefse mare sizi aldatmasın, bizi aldatmasın, beni aldatmasın diye okuma kademelerini söylemiştik daha önceden. Beni aldatmasın diye bakarım ben buna. Nefse mare beni aldatmasın. Nefse mare itimat edilmez. Enaniyet ve nefse mare bizi aldatmasın. Bizi, sizi, hiçbir mümini aldanmak istemeyen hiç kimseyi aldatmasın. Aldanmamak için de gayret gerekir. İnsan koruması kendini, düşüncesini sabit tutmalı, sağlam tutmalı, kaynaklara vakıf olmalı ve dinin emirlerini hayatında sonuna kadar yaşayabildiği kadar yaşamalı ve zihin olarak da, zihinsel olarak da hep bu duyguyla hareket etmeli. Benim Rabbimin bana verdiği bir hayat var. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. 50 sene, 70 sene, 100 sene, 120 sene, Allah versin 200-300 sene fark et, bilmiyorum. Ne kadar verdiyse ben bu zaman içerisinde Rabbimin benim için koyduğu sınırlara dikkat edeceğim. Haram dairesine girmeyeceğim. Helal dairesi zaten dünyevi zevklerime de yeterli. Harama girmeyeceğim. Her adımımda bu haram mı helal mi diye düşüneceğim ki esas daha önceden üzerine durduk zannediyorum. Temel mesele şu. Ben bu iş bir işi yaparken, herhangi bir iş yaparken bu haram mı helal mi diye şuur altında bir yerlerde varsa o cümle ben Allah rızasına göre yaşıyorum demektir. İhlaslı yaşıyorum demektir bir yönüyle. Seviye düşünmüş olmayayım böyle fakat bir yerlerde şu varsa benim bu yaptığım şey helal mi haram mı duygusu bir yerler şuurun altlarında şuur altında bir yerlerde varsa ben adımlarımı atarken onu dikkate alıyorsam bunu yiyemem çünkü bunda bir ihtimal var. Hani olabilir bu haram diyorsam demek ki rıza ilahi ihlas bir yerine kadar vardır. Diyor ki üstad enaniyet ve nefse emmare sizi aldatmasın, bizi aldatmasın ve daha sonra üstad gelecek düstura bir temel olarak şunu söylüyor. İhlası kazanmak bir, ikincisi muhafaza etmek, üçüncüsü manileri def etmek için gelecek düstura rehberiniz olsun. İhlas diye bir hakikat var. Üstad diyor ki bu ihlas duygusunu kazanmamız lazım. İhlasın ne olduğunu bir kere daha söyleyeceğim. Ben zannediyorum tekrar burada sıkmasın. İhlas Estağfurullah. Allah razı olsun. İhlas maddi manevi beklentiye girmeden, yapılan hizmetleri karşısında maddi manevi beklentiye girmeden Allah rızasına hizmet etmek manasına geliyor. O zaman bu duyguyu kazanmak, bu duyguyu kazandıktan sonra bir şeyi kazanmak bazen kolay olabilir, zor da olsa onu korumak, devam ettirmek gerçekten çok zordur. Kazandıktan sonra o duyguyu kaybetmemek, muhafaza etmek ve bunun dışında hele hele böyle imani, Kur'ani bir şeyse pek çok engel karşımıza çıkacaktır. Şeytanlar uğraşacaklardır. Bunlara karşı bu tür engellere def etmek için gelecek düstur rehberiniz olsun diyor.
İnşallah gelecek düsturlar bizim rehberimiz olacaktır diye ümit ediyorum. Evet, abi, isterseniz gelecek düsturlara geçmeden dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz abi. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık abim. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle abi. Hoşçakalın. Evet kıymetli seyircilerimiz, bu sohbetimizi de burada idame ettirmiş olduk. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.